Tekrardan merhaba arkadaşlar. Fransa ile olan mücadelemiz, serüvenimiz devam ediyor. En son iki bölümde nerede kalmıştık? Onu bir kısa bir özet geçeceğim. En son Rusya tarafından Viyana kuşatılmıştı ve şu anda gördüğünüz gibi Viyana kuşatma altında. Napolyon'un kuvvetleri orada. Ve diğer bir tarafta ise Hanover'i almıştık. Tekrar geriye. Şimdi orada da Prusya ile karşı karşıyayız. Anlayacağınız ortadan Avusturya ve Prusya birlikte geliyorlar. Yukarıdan da Mecklenburg ve Prusya kuvvetleri bize karşı ilerleme sağlamaktalar. Şimdi planımı şöyle bir gözden geçirirsem artık ekonomi gelişmesinden vazgeçeceğim ve tamamen ordu kuracağım. Çünkü çok fazla ordu var karşımızda. Zaten yıl 1806. Yani hemen hemen 3. koalisyonun bitip 4. koalisyonun başlaması gerekiyor. 1806'nın Ekim ayına kadar bayağı bir işlerini yola koymam gerekiyor. Ekim'den sonra Ekim 1806 ve Temmuz 1807 arasında 4. koalisyon savaşlarını gerçekleştirmem gerekiyor. Ve bu sırada 4. koalisyon savaşlarında Rusya'yı tamamen belki de haritadan silmem gerekiyor. Yani onu çok kötü bir duruma düşürmem gerekiyor. Aşağılamam gerekiyor gerekirse. Gerçekte olduğu gibi tarihte. Ve burada Varşova dükalığını kurmam lazım. Sadece yani Prusya'nın elinde Königsberg, Danzig ve Breslau kalabilir. Diğerlerini elinden almam lazım. Şuralara kukla devletler kurmam gerekiyor. Tabi izin verdiği kadar, bazı şehirlerde buna izin vermediği için mecbur işgal etmek zorundayım. Ama ilk hareketimiz şu Venedik'i tamamen indirmek olacak. Çünkü Venedik çok fazla orada bekledi. Venedik'in 3. koalisyon sonunda bitmesi gerekiyor. Yani İtalya'nın kimin olduğunun belli olması gerekiyor. Şimdi öyleyse başlayalım. Başlayalım. İlk önce güçlerimizi bir toparlayalım. Burada ki şu biraz daha birlik alıyorum. Evet, artık hiçbir şey beklemiyorum açıkçası. Tamamen orduyu güçlendirmek üzerine bir politika izliyorum. Gemilerimiz gelmeye devam etsinler yavaş yavaş. Ama buradan Davo ve Murat ilerlemek zorunda. Yeni bir ordu daha kurup Napolyon'un bölgesine ona yardıma göndermeliyim. Ve devam edelim. Evet, bu güzel. Bu benim beklediğim bir sonuçtu. Tekrar bir Viyana Savaşı olacak. Piyadede azlar. Yerleri hepimiz, yani tüm iki ordu da birbirine eşit. Louis Ferdinand Prinz von Preußen. Aklımda kalan bir general değil. Mevzilenme alalım. Şurada arazi yine bizi engelliyor gördüğüm kadarıyla. Evet, mecbur geriye çekileceğim.
Böylelikle onların da ileriye gelmesini sağlayacağım. Toplara bakmadım gerçi. Kimin toplarının daha iyi mevzilli olduğuna artık herhalde iyidir. Bizimkiler onlardan diye tahmin ediyorum. Öyle olsun istiyorum. Şöyle. Evet, şu şekilde. Yine kanatları kapayacağım. Oo, bir saniye, biz savunma durumundayız. Oo, evet, biz şey yapabiliyoruz bu şekilde, evet. Savunma sistemi kurabiliyoruz, o zaman değişti sistem. Şimdi daha farklı bir savunma kuracağım. Şu şekilde. Canon de 12 livres paré à tirer. Canon moyen. Şunu biraz açılı aldım. Artillerie au rapport. Evet. Le canon est prêt, monsieur. Infanterie. Şöyle yapsak. Yani fena olmaz bu şekilde. Bir tane daha koysak yanına. Evet, böyle bir açı. Yani fena değil. Şunu da hafif böyle yaparsak iyi olacak. Bu meseleleri de şuraya koyalım. Evet, bir tane daha. Bir tane daha. Oui, monsieur. Ligne prête, monsieur. Engellerimizi koyalım. Bu bloklar çok işimize yarar. Bu sefer topları korumasız bırakacağım. Öyle bir karar aldım. Çünkü orada sanki daha fazla bir kayıp veriyorlar. Kimime geldi? Sanki öyle. Bir de böyle deneyeyim bakalım. Topçu kayıplarımız ne şekilde olacak? Şunlar bir olsun.
bunlar 3 olsun aslında. Şu 1, 4 olsun. Etat-major des généraux, monsieur. Evet, mesela. Bunları şöyle koysak, böyle yapsak bence daha bir faydalı olur. Süvariler geldiğinde problem yaşarız. Yok, vazgeçtim yine geriye. Tamam. Ve Viyana Savaşı başlasın. Bunların menzili yetmiyor. 8, 8. 12, 12. Oo. Bu bize sürpriz oldu. Bunu ben fark edemedim. Ama onların da menzili yetmiyor. Böylelikle sıkıntı yok düşünüyorum. İlk önce süvarileri öldürmek istiyorum. Onlar bir aradan çıkarlarsa daha sonra daha rahat hareket edebilirim. Our general is under attack. Bunların tamamen ileriye vurması lazım. Çok fazla Napolyon'a doğru atış ediyorlar ya. Napolyon'u oradan kaçırmak lazım. Şöyle. Çok fazla yaklaştılar.
Şunları unuttuk ya. Ya ben de diyorum ne eksik? Yani. Yani böyle hatalar bazen yapıyorum. İstemsiz olarak. Tüm atışın önünde kaldılar. Tüm hepsi topun önünde kaldılar. Bir sürü friendly fire. Şu taraf kanatları toparlayabilirsek. Ve saldıralım. Şu şekilde gelelim. Şurayı dağıtmam lazım. Ve tabii ki karşı tarafı. Bunlar baya çok fazla yaklaşmışlar. Ya bunun üzerine niye çıkıyorlar ki? Bunu anlamak mümkün değil ya. Ya gir. Ve şunlar. Evet, giriyoruz, 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 giriyoruz. Bekleme yok. Burada durum nasıl? Burada durum gayet iyi arkadaşlar şu anda. Şunları unuttuğumuzu saymazsak. İdare edebiliriz. Burada bir galibiyet yine süper. Yine süper. Yani birebir de süvarilerini almamız çok önemli. Aldık. Napolyon'dan biraz destek. Artık bu savaşı kazandım diyebilirim bu noktadan sonra. Bu noktadan sonra vermeyiz. Vermeyiz. Yine bir hata. Yine acemice bir hata. Mükemmeldi. Mükemmel. Bunlara gerek yok, bu hareketlere gerek yok. Thank you.
Napolyon da ölmüş. Napolyon'un kuvvetleri de azalmış. Our men are running, sir! Şu anda onların generaline saldırıyoruz. Yani çok zor kontrol ediyorum şu anda. Ya. Our men are running, sir. Evet, gereksiz bir şekilde yine süvari kaybettik. Artık ileriye doğru çıkmamız gerekiyor. Yani başımıza gelenleri görüyorsunuz. Şurada ortada hiç olmayacak işler oluyor. A glorious victory, sir. Orayı nasıl kaybettik? Soon to be yours. Hakikaten anlamak mümkün değil. Şu anda düşman generali istediği gibi oynuyor. Sağa sola ilerliyor. Öldüremedik. Adam kaçıyor. Biz kaçıyor. Biz bu sefer fazla kayıp mı verdik? Yoksa bana mı öyle geliyor? Evet, yani gereksiz mağlubiyetler. Yani alaylardan bahsediyor. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Hala topçu birlikleri var, inanılır gibi değil. Hadi vur şunu ya, vur vur. Bu işi Napolyon'a bırakacağız. Zafer. Evet arkadaşlar, zafer. Zafer bizimdir. Ama devam edelim. Çünkü bunlar yine kuşatma altında olan, kuşatmayı yapan birimler olduğu için ne kadar çok öldürürsek o kadar çok az. Bir sonraki bölüm olacak. Ben size durmanızı söyledim. Yani ben burada bir emre itaatsizlik gibi bir durum
oldu sanki. Yani farkında değiliz adamlar. Koşmuyor. 4 dola gitmesi gereken atlar. Bildiğin tura çıkmışlar. Gezintiye. Biraz hızlandıralım yalnız. Yani seçe seçe bunu mu seçtik? Şu anda göremiyorum onların kuvvetlerini. Muhtemelen kaçırdık. Muhtemelen burada Napolyon da kaçırdı. Neyse. Bu kadar yeter. Prusya'ya karşı yine çok önemli, çok önemli bir galibiyet. Victoire! Ama bayağı bir de yani kayıplar kötü. Bayağı bir kayıp vermişiz. Ama sevindirici olan tarafı hiçbir birliğin tamamen yok olmaması. Ve bir iki üç dört birlik diyelim. Dört birlik gelişmiş. Daha deneyimlenmiş. Yani Viyana'yı elimizde tutarak onlara karşı durdurabilirsek, yani bayağı bir kuvvet oraya aktarmak zorunda kalacaklar saldırmak için. Bu sırada Berlin ve o civardaki diğer kentler savunmasız kalabilir ya da daha az. Ya da bilemiyorum nedense onların çok fazla kuvveti var. Her yerde var yani. Aslında o kadar mükemmel şehirleri yok veya ticaretlerini zannetmiyorum benden daha iyi olduğunu. Ama çok fazla orduları var. Zaten böyle bir şeyden şüpheleniyorduk. Bu da oldu. Şöyle bir geri. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trading. Evet, yine yapıyorlar yapacaklarını. Muhtemelen Venedik'e yardıma gidiyorlar. Tirol, Fransa ve burası. Tamam, şöyle bir şey yapalım. Çünkü onu er ya da geç yapmak zorundayız. Onun kaçarı yok. Evet, Tirol'deki birimler biraz az ama mecburen öyle yapacağız. Yani burada en açık hedef Prag olabilir. Bir Prag alırsak buradan hem şuraya hem doğuya hem kuzeye doğru bir saldırma şansımız olacak. Ama daha öncesinde yine biraz ticaret gemisi yapmak zorundayım mecburen. Bir şekilde destek almamız lazım. Şimdi buradan ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Hain von Murat. Birlikler geliyor. Sadece beklememiz gerekiyor. Şurası yine idare edecek. Yani burada durmanın anlamı yok Hollanda. Birbirimizi mi engelleyeceğiz? Bütün... Ya şaka mısın ya? Bütün yolları tıkamış.
Benden mi çekiniyorsun sen? E friendlyiz yani nedir? Olayınız ne? Yani inanılır gibi diyen yani bir oraya gitmek için daha nerelerden dolaşmak gerekiyor? Evet yine burası da boş. Yani her taraf boş. Buradan birlik yapalım. Ve son olarak buradan artık gördüğünüz gibi olabildiğince asker yapmaya çalışıyorum. Çünkü çok kalabalıklar. Birçok yerden saldırıyorlar. Bizim de artık birçok yerden saldırmamız gerekiyor. Artık bunun başka bir yolu yok. Comment puis-je vous aider? Rien d'autre. Yani şurada koskocaman bir ordu var. Şu bizim spy onu göremiyor. Mükemmel. Ve 50 bine kadar yakın insan belki daha fazla kayboluyor gözden. Yok. Hani 10 kişi, 100 kişi tamam da yani 500 kişi hadi belki kaybolur, 1000 kişi. Yani normal şartlardan bahsediyorum. Burada 120 kişi falan gösteriyor da. Normalde büyük sayıda ordular 50 bin, 24 bin, 25 bin gibi ordular hareket ediyor. Yani böyle bir mantık anlamadık. Şimdi oraya gitsem yine kafana kısılacağım. Mecbur devam ediyoruz. İnşallah Viyana'ya bir saldırı daha gelmez. Gelirse bu sefer savuşturamayız. En azından bir turn beklemek lazım. Yani şunu söylemem gerekiyor ki Prusya gerçekten saldırgan. Prusya hakikaten saldırgan davranıyor şu anda. Ben ama izin vereceğim. Zaten almışlar Kassel'i. Tamam bu daha iyi oldu. Kassel zaten dosttuk ama benim yanımda savaşmıyordu. Böylelikle orayı alarak kendi kukla devletimiz yapabilirim. O açıdan bakalım. Evet. Evet. Şöyle bir hareket yapalım. Çok az birlik geldi yine. Araştırmalara devam. Aha, un lieu d'apprentissage et de culture. À votre service. Oui, milord. Öldürüyoruz. Kimi öldürüyoruz? Yani sonunda bir tane başarı. Yani o kadar çok bekledik ki arkadaşlar bu başarı için. Orada kaç defa denemiştik. Öldürmeye hiç olmadı. Evet bakıyorum ki Kassel el değiştirmiş. Ben diyorum ki Kassel bir daha el değiştirsin. D'autres ordres? Oui. Préparez-vous pour la bataille.
Commencez le siège! Yalnız çok ilginç. Bunlar hiç savaşmadan mı kazandılar? Hepsi 120, hepsi full. 90, 120, 45, 18. Opération de siège en préparation. Yani bir öyle bir şey olmuş yani. Evet. Evet. Buradan gelişmeye devam. Birimleri yükseltmeye devam. Artık bu oraya gidecek. Şu aşağıda 3 topumuz var. Burada şunu bir an önce yükseltmem gerekiyor. 3, 2 çok az var. Onları buraya getirip bununla birleştirebilirsem burada da 2 top var. Biraz askere ihtiyaç var. O zaman ne devam. Şimdilik bir top yapmayacağım. Şimdilik bir bekleyeceğim. Evet, burası iyi oldu. Şu anda birazcık Napolyon kuvvetleri kendilerini toparlıyorlar. Hani bu turu da atlattığımız zaman zannedersem yine tam olarak full gücüne erişmiş olacak Napolyon. Ve devam diyoruz. Evet, gereksiz. Bundan biz bir geriye çekilelim. Repliez-vous! Collecte de ravitaillement! Ya orada neden geriye çekildim? Ben onu... Çok güzel, Venedik düşmüş bu arada. Venedik düşmüş. İşte bu. Bunu bekliyorduk. Bu süper. Süper bir haber. Bu süper, çok güzel oldu. Şimdi artık bizim Merkez Avrupa'da kontrolü ele almak. Merkez Avrupa'da, evet, çok güzel, çok güzel. Gemilerimiz geldi. Hemen ticarete atılıyoruz. Şu şekilde. Yanlış oldu. Burası Mediterranean Sea. Hemen şuraya devam. Artık bundan sonra daha fazla yapmayayım diye düşünüyorum. Yine Fransa'da gelen kuvvetler var. Bu kuvvetleri Doğu'ya aktarmam gerekiyor. 3. Tamamen piyadeye gereksinim duyuyor. 1, 2. İşte bu Davut'un, Davut'un kuvvetlerine katılacaklar. Bu da öyle. Bu arkadaş buraya gelsin.
savunmaya devam. Monsieur, vos ordres? Kleve de şu anda bayağı bir güçlüler. Ama şöyle bir şey yapacağız. Bu sefer Kleve'yi Murat'a kuşatmaya yaptıracağız. Il se cache. Bu şekilde Dao ona destek verecek. À gauche, marchez. Kendisi Hanakar'da. Evet, Hanafer'den destek geliyor. Buradan destek geliyor. Innsbruck. Evet, Innsbruck'tan da destek gelmesi gerekiyor ama nasıl yapacağız onu? Innsbruck için şöyle bir destek mi alsak? Ya da bunu bir sonraki tura mı bıraksak? Ona karar veremedim. Evet, biraz kuvvetlerimiz çok kopuk birbirlerinden. O yüzden yani bir asker daha Paris'te yetiştirip başka yerlere göndermek durumunda kalıyorum. Diğer taraflar yeterince gelişmiş olmadığı için zorlanıyoruz bu durumda. Evet, bir turn daha atlayabiliriz. Yani hakikaten Prusya merkezden felaket geliyor şu anda. Yani aramızda Prusya ile çok büyük bir çatışma geçecek. Evet, mükemmel. İtalya Krallığından mükemmel bir hareket. Güneyimizi birazcık rahatlattı. Şimdi Avusturya ile bir barış yapabilirsem, onu barışa zorlayabilirsem, o zaman 4. koalisyon daha başlamadı ama en azından onu şöyle bir dışarıya atmayı deneyelim. Kabul etmiyor. Mecklenburg von Pommern yok. Ama Oldenburg, yani ben görmemişim, unutmuşum. Onlar bana teklif edebilir yani ticaret. İlla böyle olmasına gerek yok. İlla ben mi zorlayacağım? Evet, bayağı bir ordu. Evet, bayağı bir asker şu anda yetiştirmiş bulunuyoruz. Bunlar da Davu'ya doğru bir destek vermeliler. Buradan başka bir destek. Innsbruck'a doğru harekete geçiriyoruz. Şu diğer Doğu ordusunu kurmam gerekiyor Napolyon'un olduğu yerde. Şuradan bir gelişme yapalım. Ve Murat. Nasıl yapacağız şimdi? İki yol var, iki köprü. İkisinden biri. Comment puis-je vous aider? İlk önce Blücher için Sabotaj Army diyelim. Maalesef bir şey olmadı. Evet, Baden-Württemberg. Dostum, saldırabilirsin oraya kadar gelip. Bilmiyorum nasıl bir şey planlıyorsun kafanda ama. Monsieur.
bu noktada biraz düşünmem gerekiyor. Belki de artık Napolyon'un çıkması gerekiyor buradan. Çok fazla bekledi. Şöyle bir dışarıya alsak. Şuradaki kuvvetleri Viyana'ya alsak. Viyana'daki durum o gayet güzel. Gayet güzel. Ve Napolyon artık aktif duruma geçiyor. Artık onlar düşünsün. Şimdi burada Baden-Württemberg çok kötü bir mağlubiyet alabilir. Alırsa nasıl olur? Monsieur, vos ordres? İşte Murat'ı nereye yollayacağız? O çok önemli. Marchez! À vos ordres! Autre chose? Orayı destekleyip Murat'ı köprüye çekmek. En attente de vos ordres. Herhalde daha yararlı olabilir. Bu tarafta Baden-Württemberg var. Şu anda yalnız başına muhtemelen kötü bir mağlubiyet alacaktır. Ama biz şansımızı başka tarafta deneyeceğiz. Başka çare yok arkadaşlar. Burada bir sonraki turn artık Olmütz Moravia tarafına veyahut Prag Bohemia tarafına bir saldırı gerçekleştireceğiz. Bence Prag tarafı daha iyi olabilir. Şöyle yapalım. Çünkü buraya iki tane daha destek gelecek. Evet, bir turn daha atlayabiliriz. Yani bizi Prusya ile çok büyük bir savaş bekliyor. Une autre mission? Sonnez les retraites. Oh. Madem Württemberg yenildi. Baden-Württemberg yenildi. Bence Prusya çok kötü bir hamle yaptı. Bana göre. Şimdi iki birliği vardı ve bir tanesi savaştan çıktı. Kayıpları var. Diğeri ise çok aksi yöne hareket etti. Şu anda ikisi parçalanmış durumda. Şu anda onları bastırabilirsek bastırabiliriz. There is unused land suitable for farming. Comment puis-je vous servir? Bunu da biz Kras'a göndermeliyiz herhalde şimdilik. Araştırmalar daha iyi, daha sonra bir başka işlere bakabiliriz, çalmak için vesaire. Yani yine mükemmel bir sonuç. Yani ironi yapıyorum. Yine mükemmel. Yine biz kaybettik. Votre humble serviteur. Prêt à recevoir vos ordres? Evet. Evet, evet, evet. Şimdi şu kuvvetler. Monsieur, vos ordres? Bilemiyorum ama Murat şuna gelebiliyorsa eğer. Şimdi Hanover'i boşaltamam çünkü buradan gelen arkadaşlar var. Çok büyük kuvvetli değil ama Hanover'in de defansı yok. Monsieur? Diğer taraftan söylersek. Burada gereksiz bir Rus ilerlemesi var. Biraz daha burada güçlenebiliriz. Je piaffe d'impatience.
Monsieur. Ve artık diğer orduları yavaş yavaş Muhammed'e önlerinde toplamak lazım. Soru şu. Rus birliğine saldıracak mıyız? Açık ve net. Buradan yine asker yapmaya devam. Gerçi biraz deneyimsiz askerler üretiyoruz ama yani başka çaremiz yok. Evet, muhtemelen Muhayim von Murat'ı buraya saldırtacağız. Ve bu savaşın sonucuna göre Kassel'in durumu belli olacak. Hayır. Şöyle bir gel. Yine başka yere gidiyor. Yani başka yerden yol. Bunlar hepsi Davut'a birleşecek. Ve şurada bir Linz mücadelesi, bir Linz savaşı gerçekleşecek. İkinci Linz savaşını Napolyon buraya saldıracak. Öyle planlıyorum arkadaşlar. Yani çok ilginç bir sefer oldu bu sefer. 6. bölümünde şu anda sonuna geldik. Ve 7. bölümde bizi neler bekliyor? İşte burada büyük bir Prusya-Fransa savaşı gerçekleşecek. Bu savaşın sonucuna göre Kassel'in durumu belli olacak. Hannover'de birlikler toplanıyor. Davun'un birlikleri Hannover'e doğru yaklaşmakta. Şu şekilde ve 2. Linz muharebesiyle de Viyana'nın durumu belli olacak. Şimdilik 7. bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.